Arkadaşlar, yeni bir videoda tekrar buluştuk. Bugün yine bir ünlünün videosunu yapmayı düşündüm. Bazen ünlüleri hani seçerken neye göre seçiyorum? Açıkçası böyle bir plan yapmıyorum. Çünkü plan hani plan şunu yapayım, bunu yapayım derseniz bazen hayatınıza karşınıza bir şeyler çıkıyor. Ama bazen böyle farklı ünlülerin videosunu yapmak istiyorum. Bunlardan birisi de Ezel. Onun sebebi de şu, hani ekranlarda gördüğümüz sıra dışı bir insan, hani ilginç bir karakter ve bir tarafta da böyle sosyal konulara çok meraklı, sosyal konularda çok duyarlı. Bazı hani röportajlarını izlemiştim. Bir nevi dedim ya, ben kolektife çok inanan bir insanım. Hani bu dünyada sadece böyle çok fazla dünya zevkiyle kendisini harmanlayan, böyle kendisi için sadece bu dünyada maddi zevkler için kendisini harcayan bir insan değilim. Bu konuda hayatım hep böyle bir şekilde insanlara kolektif bilgiye hizmet etmekle geçti. Ve Ezel'in hani bazı röportajlarını izlemiştim. Yani açıkçası çok sevdim karakterini. Burada da böyle bir videoyu, bir harita analizi yapmak istedim. Çünkü hani şeyi merak ettim. Yani işte haritasını gördüm, kendisini gördüm. Ya dedim, ne acaba bu kişiyi böyle çok kolektif olmaya etketti? Zaten haritasını açtığımda da açıkçası şaşırmadım diyebilirim. Şimdi Ezel'in elinde çok fazla bilgi olmadığı için açıkçası tam net doğum zamanını bilmiyorum. Ama bu videoyu böyle bir video olarak yapacağım arkadaşlar. Harita analizi. Aslında biz bazen yükseleni bilmesek bile haritada bazı şeyleri bulabiliriz. Bazı bilgilere ulaşabiliriz. Yani yükselen noktası neden önemli arkadaşlar? Yükselen noktasının önemi arkadaşlar bir burcun yükselen burcunu vermesi için değil. Esasında sizin aks noktalarınızı belirtiyor o nokta. Yani orada sadece yükselen değil, MC, IC ve DSC aksınızı belirtiyor. Bu yüzden bir haritada yükselen derecesi çok önemlidir. Ben burada klasikler gibi düşünmüyorum. Klasikler sadece yükselen sizin sağlığınızı gösterir olarak bakıyor. Doğru, evet yükselen sizin bu hayattaki yolculuğunuz temel sağlığınızı veriyor. Ama yükselen burç bir haritanın %80'i değildir arkadaşlar. Bu noktada çok itiraz ediyorum. Klasik astrologlardan bu konuda ayrılıyorum. Çünkü bir harita yükselen sadece yükselen %80'i verir demek bildiğiniz o zaman harita hadi eyvallah gidelim biz. Bu kişinin yükseleni bu tamam olay bitmiştir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Buna şiddetle itiraz ediyorum. Ve ben sizlere şunu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Harita analizlerini çok yoğun yaptım deneyimlerle. Biraz da böyle hem karma astrolojisi etkisi, yeri gelir klasik astrolojideki bazı verileri de kullanıyorum. Yani işte bir nasıl söyleyebiliriz? Onlardaki belirli temel doğruları bir haritada kombine ederek anlatıyorum. Kendi tekniğimi, kendi inandığım şekilde anlatıyorum. Şimdi Ezel'in doğum haritasına dönecek olursak arkadaşlar. Öncelikle dikkatimi çeken Ezel'in doğum haritasında Güneş'i Yengeç Burcu'nda, Güney Ay Düğümü Yengeç'te, işte Merkür Yengeç'te. Bir aslında buradan şunu anlıyoruz. Yengeç Burcu arketipinde bir şefkat vardır. Yardımseverlik vardır. Başkaları ile ilgili endişe etmek vardır. Burada hani Yengeç Burcu insanlarındaki bu görüntüyle şunu alıyorum. Yani Ezel başkalarının sorunlarına ilgili bir insan. Yani başkalarının nelerle yaşadığı ile ilgili ilgili bir insan. Ayının kovada olması da gerçekten neden kolektif bir insan olduğunu gösteriyor. Neden toplumsal sorunlara duyarlı olduğunu. Zaten burada bir de Satürn de var. Bir de Ay Kova burcu arketipinde şey vardı arkadaşlar. Yani Ay bizim hani dediğimiz gibi duygusal yapımızı, duygusal yönümüzü tanımlar.
Buradaki ay bir taraftan geçmişimizi de gösterir ve güne ay düğümünü de yönetir. O yüzden buraya ay özel bir anlam yüklememiz gerekiyor buradaki aya. Hani şunu anlıyorum, belki geçmiş köklerinde ezelde böyle bir devrimcilik olabilir. Çünkü Uranüs Neptün güne ay düğümüne karşı. Ama bu hayatta ezelin yapacağı şey bir şekilde daha çok toplumsal şeylere, yani burada Oğlak Burcu arketipinde hemen bir kariyer diye düşünmeyelim. Oğlak'ta şu da vardır arkadaşlar. Özelden çıkmak, özelden çıkmak. Şimdi özel bizim ailemiz, Yengeç Burcu. Artık daha böyle görünmek, toplumsal konulara da bir el atmak. Burada Uranüs Neptün'ün Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu da açıkçası Ezel'e böyle bir gerçekten devrimci bir özellik kazandırıyor. Ay'ın kovada olmasına ekstra. Yine Ezel'in bir videosunda şunu görmüştüm. Yani istesem çok çok daha fazla para kazanırım, çok ünlü olurum. Gerçekten şunu anlıyorum. Mesela Ezel'de Jüpiter, Venüs, Mars, Aslan'da. Yani aslında bildiğiniz Aslan Burcu arketipinde şu vardır arkadaşlar. Nasıl ki Güneş haritamızı aydınlatır ya, Aslan Burcu olan alan da bizim haritamızın en aydınlandığı alandır. Tabii şimdi yükselenini tam bilmediğimiz için hangi evine geliyor bunu bilemiyoruz ama burada Jüpiter, Venüs, Mars bildiğiniz kişiler hani çok böyle toplumda parlama, öne çıkma, dikkat çekme bu özelliği ekstra arttırır. Yani ezelde zaten böyle bir yetenek var. Yani gerçekten toplumda da parlıyor ama diyor ya, ben istesem daha fazla işte para da kazanabilirim. Daha da şey yaparım ama ben toplumsal konulara daha da eğiliyorum. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Ay'ın Venüs ve Mars'a karşıt açıda olması Aslan Burcu'nda. Diyor ki ben daha çok para kazanabilirim Venüs Mars Aslan'da ama bunun yerine ben toplumsal sorunlara daha çok ilgilenmeyi seçiyorum. Ay Kova'da ve burada tercihini daha çok şeyden yana kullanıyor. Yani duygusal olarak kendini nasıl mutlu edin, hassas. Burada bunu destekleyen bir etmen de kendi burcunun yengeç olması arkadaşlar. Aslında yengeç burcunun yönetici kendisi güneşi burada olduğu için, kovada olduğu için aslında güneşini de aktive ediyor ve bu ona bir hayat enerjisi veriyor. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Karşıt açılar, ben bu açılara karmik açılar diyorum. Karşıt veya kavuş. Özellikle böyle aya veya güney ay düğümü veya güney ay düğümüne karşıt açılarda bir karmik etki vardır arkadaşlar. Şimdi mesela burada aya, Venüs ve Mars karşı. Tabii haritasındaki genel konfigürasyonu bilmiyoruz. Biz sadece buradan ASC, MC bunları bilmiyoruz. Sadece Ezel'in haritasından konuşuyorum. Burada şunu söylüyorum. Mars ve Venüs bir taraf haritada erkek ve kız kardeşi de gösterebilir. Ay ile karşıt olduğu için geçmiş hayatında, geçmiş köklerinden kardeş, kız kardeş, erkek kardeşlerle bu hayatta karşılaşma ihtimali çok yüksek. O yüzden Ezel bu hayatında mutlaka geçmiş bağın işte kardeş, kız, erkek kardeşlerle karşılaşma ihtimali yüksek. Bu arada yine haritada bir Güneş-Uranüs karşıtlığı görüyoruz. Burada biraz sisteme isyan etme var. Sisteme karşı gelme var. Bakın karşıt açı, karşı gelme. Uranüs Güneş karşıt açısının karmik etkisi de arkadaşlar geçmiş hayatta baba figürleriyle bir karşılaşma durumu söz konusu veya baba Güneş babayı gösterdiği için baba işte bir Uranüs arketipiyle hayatında Uranüs'ün bir olayla karşılaşabilir. Ani beklenmedik bir olay ama bunun ne olacağını tam haritayı bildiğimizde aslında daha net çıkarabiliriz ama burada karşıt açıdan ben Güneş Uranüs karşıt açısını buna veriyorum. Ya da belki de hayatında babasıyla sürekli fikirsel olarak olabilir, başka alanlarda olabilir. Bir karşı karşıya gelme durumu da olabilir. Başta otoriteyle bir karşı karşıya gelme durumu olabilir. Bunu da söyledim. Burada arkadaşlar sadece natal haritasındaki bazı açılardan neler olabilir onları anlatmak istiyorum. Kuzey Ay düğümü Neptün kavuşumları, bu kavuşumlarda ilginç anlamlar var arkadaşlar. Ben Neptün'ü şuna benzetiyorum. Neptün'de şöyle bir özellik var arkadaşlar. Neptün
siz şefkatli oldukça veya gerçekten yardımsever oldukça bildiğiniz Neptün size bir koruma etkisi veriyor. Bunu o kadar çok haritalarda gördüm ki. Ancak Neptün'de şöyle bir şey var. Haritada biraz zor yerleşim varsa, çok sert açıları varsa, mesela kişi çok fazla böyle şeytanla, böyle sahtekarla meyilliyse, bildiğiniz Neptün Plüto'dan daha sert bir şekilde bu kişinin hayatını mahvediyor. Bu yüzden gezegenleri arkadaşlar arketipleriyle bilirken birçok yönüyle düşünün. Mesela Uranüs gördüğüm yerde ben ne anlarım? Uranüs gördüğüm yerde kafama ilk gelenlerden biri sıra dışı, değişik, öngörülmez, devrimci, işte çok inanılmaz dahi düzeyde. Yani hepsinden farklı anlamlar bulabilirsiniz. Yani orada Uranüs bir başkasında devrimcilik verebilir ama A kişisinde gaddar olur ama böyle şeydir yani öngörülmez bir adamdır. Yani o yüzden Uranüs arketipinde hemen onu gördüğünüzde onu tek bir anlamla kıyaslamayın. Plüto gezegenlerin aslında hani en verdiği etki en yıkıcı olandır arkadaşlar. Plüto'nun yıkıcılığı gerçekten ya bugüne kadar inceledim haritalarda. Hatta ben Plüto ile ilgili şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Plüto gördüm ya hep şunu sorguluyorum. Plüto biliyorsunuz gezegenlikten çıkarıldı. Yani astronomi birliği mi diyelim nasıl söyleyelim. 2006 yılında cüce gezegen olarak kabul edildi. Plüto ile ilgili yani haritalarda inceliyorum. Mesela bir kişinin bir şey Plüto ay ile mesela sol olarak da ay ile denk geliyor. Bildiğiniz ailede yani ciddi vefatlar böyle ama nasıl travmatik. Dördüncü eve geliyor anlatamam size. İşte mesela ben bir geçenlerde bir yakınımın haritasına bakıyordum. Solar Return'da arkadaşlar eşi erken yaşta eşini kaybeden bir insan, bir kadın. Solar Return'da Plüto IC'ye gelmiş. Kızın haritasında da Plüto IC'ye gelmiş. Nasıl etkisi olduğunu siz anlayın arkadaşlar. Yani gerçekten Plüto muazzam yıkıcıdır. Küçüktür, etkisi olduğundan çok daha büyüktür. Ve Plüto bütün gezegenlerde en sıra dışı olandır. Çünkü ekliptiği izlemez arkadaşlar. Plüto aslında bizim güneş sistemimizin dışına açılan kapıdır. Bu yüzden Plüto hani dönüşümle alakalı diyoruz ya. Plüto'ya bu anlamda da yani aslında ben bu jenerasyon gezegenleriyle ilgili özel videolar yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu konuda çok çok engin deneyimlerim var. Beni her zaman çok şaşırtıyor jenerasyon gezegenleri. Şimdi mesela burada Plüton'un aldığı bazı sert açılar görüyoruz. İşte Venüs'e, Mars'a, Jüpiter'e. Bu tür sert açıların arkadaşlar tabii haritada hangi evlere geliyor falan bunları bilmiyoruz. Ya yani sadece buradaki görüntüden bir yorum yapalım. Gerçekte haritalarda arkadaşlar açılarda şunu tavsiye ederim. Hangi elementteler, o açıların yakınlığı, uzaklığı, işte o açıların ne tür açılar olduğu, hangi evlerden açı aldı, oradaki yorumları tamamen değiştiriyor. Yani bir Venüs Plüto yorumunu birçok yerde okursunuz ama her insanda Venüs Plüto açıları üçgeni de karesi de farklı anlama gelebiliyor. Şimdi mesela ben Mars Plüto kavuşumunu görüyorum burada. Mars Plüto kavuşumu gördüğüm insanlar var hayatımda. Mesela bir insanda bunu şey olarak gördüm. Kişi ifadelerinde ve şeylerinde inanılmaz sert. Yani nasıl söyleyeyim? Hani bir şey siz ona itiraz etseniz bildiğiniz sizi dövecek gibi ve karşıdakine inanılmaz korku saçıyor. Bildiğiniz karşıdaki böyle yani soğuk ecel terleri döküyor. Orada Plüto bir şey efekt veriyor. Ama bu kişinin haritasında Plüto 6. evde, Mars 9. evde bu kişi yabancı ülkede çalışıyor ve çalışma hayatında yönetici pozisyonunda yani çalışma işte kendisi yönetici pozisyonunda üst düzey bir yönetici çalıştığı insanları böyle aman bir şey dersen bana ne yapar? İnanılmaz bir ürkütme şeyi veriyor. Plüto orada terazide, Mars oğlakta.
Bir de Mars Oğlak'ta çok güçlü. Bakın etkisi nasıl? Çok farklılaştı. Şimdi burada Mars Aslan'da ve Plüto Akrep'te. Ha, sabit bir burçta. Evlerini bilmiyoruz. Evlerde hangi evlerde olduğunun etkisini biraz önce örnekte ne yaptım? 6. evde özellikle as çalışanları inanılmaz ürküyorlar bu kişiler. Kişiye göre haritada değişir. Mesela yine başka tanıdığım bir insanda Mars 4. evde Plüto işte 7. evde genelde hep ilişkiyle ilgili erkek tarafından büyük şey var ve bu kişide de ona karşı çok ciddi bir her seferinde mesela bir durumla karşılaştığında tepkisi çok sert oluyor. Böyle bildiğiniz hani isyankarlık değil mi? Böyle şey. Bu kişi de altta kalmıyor. Ve bu kişi de genelde erkek konularında çok ciddi anlamda bir eşiyle ilgili zorluklar yaşamış. Özellikle 7. evde de olması. Bakın haritadaki kombinasyonu nasıl? Ve Mars'ta 4. evde olduğu için aile içerisinde sürekli tartışma ve buradaki şiddetin ağırlığını gösteriyor. Şimdi burada Ezel özgülünde buradan şunu anlıyorum. Ezel gözü kara bir insan. Ve Venüs Plüto karesi de yaşamında tutkulu. Ve dikkat ederseniz bir de Ezel'de hep böyle dövmeler falan vardı. Ben diyor farklıyım. Zaten Ay Kova'da. Ben farklıyım. Ben kimseye benzemem. Venüs Mars karşıt açısı. Kendini insanlara şey yapmak için de yani diyor ki ben böyleyim. Evet ben istesem çok para kazanırım diyor. Çok doğru. Çok doğru. Bir de arkadaşlar genelde ben yengeç burçlarında şunu gördüm. Yöneticisi Ay olduğu için biliyorsunuz Ay hem dördüncü evin doğal yöneticisidir ve yengeç burcu arketipi zaten kökleri anlatır, aileyi anlatır. Bu yüzden yengeçte güneşi olan insanlarda şunu görüyorum. Ben de belki geçmiş köklerinde bir baba figürü veya işte bunlar hayatında önemli olur. Burada özellikle güneş yengeç olan insanlarda hani ezelde belki bir babayla ilgili daha çok köklerinde bağ var. Veya babası geçmiş hayatında önemli bir figür olmuş olabilir güneş babayı gösterdiği için. Yine haritada böyle dikkat çekebilecek nokta olarak söyleyebileceğim Merkür'ün Kiron'la kavuşumu yengeçte olması. Aslında burada şunu görüyoruz. Belki de daha önce hayatında bir şunu yaşamış olabilir işte. İşte kişilerle bir şey öğrenirken veya iletişim kurarken hani nasıl olmuştu? Sözlerle incinmiş olabilir. Ve bu da bu hayatta bildiğiniz insanlara sanki koruyucusu, savunucusu gibi. Mesela işte sosyal konularla bu kadar ilgili olmasını açıkçası yine bu kavuşumun etkisine bağlıyorum. Bir de yengeçti. Yengeç burcu mesela Barış İlhan'ın bir sözü vardı. İnsan sorunlarına en önem veren iki burç olarak yengeç ve yayı görüyordu. Açıkçası bana da çok mantıklı geldi. Düşün diğerlerinin sorunlarıyla ilgilisiniz. Diğerlerinin acıları. Bakın Chiron. Chiron acıları da anlattı. Chiron fiziksel yaralanmaları da anlattı. Psikolojik yaralanmaları da. Ve yengeçte. Geçmişte demek ki belirli bir yaralanma zaten almış. Ve bu hayatta da bu noktada insanların sorunlarına hassaslığını neden ve bunun sözcüsü gibi dikkat edin Merkür. İnsanların sorunlarıyla ilgili olması, sorunlarını çözmek istemesi. Burada sadece Ezel'in haritasında bir Neptün, Merkür tam karşıt bir 10 derece var. Belki karşıt etkisi olabilir. Bir Neptün kuzey ay düğümü var. Mesela haritalarda böyle düğümleri özellikle belirli jenerasyon gezegenleriyle kavuşum veya işte belirli açılarda görünce bu haritanın en temel noktası haline gelebiliyor arkadaşlar. Bunu incelediğim birçok haritada görebilirim ki bende de zaten Plüto Kuzey Ay düğümü kavuşumu var. Ve bunun ne olduğunu yani şöyle söyleyeyim. Evet astroloji kitaplarında birçok bir şeyler yazıyor ama
Bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Genelde çok geçmiş yaşamımda insanlar karşıma çıkıyor. Nereden biliyorum? Çünkü Plüto kuzey aydınlığına kavuşum demek, güney aydınlığına karşıt demek arkadaşlar. Karşıt açıda ne vardır? Bir karşı karşıya geldi. Yani bir karşılaşma. O yüzden burada Ezel'le de ilgili şunu söyleyebilirim. Neptün kuzey aydınlığına kavuşması, güney aydınlığı yengeçte olduğu için özellikle zaten kökleri ilgili mutlaka hayatına bir şekilde çıkacaklardır. Bu olumlu mu olumsuz mu olacak? Hani bu çok böyle haritayı detaylı karmik olarak incelemeye bağlı. Mutlaka hayatında birileriyle, geçmiş hayatından birileriyle karşılaşacak. Ve Neptün olduğu için burada yaşanan bazen hayal kırıklıkları, bazen şefkat eksikliği diyelim, acılar. Çünkü güney aydınlığı yengeçte biz hemen şunu anlıyoruz. İşte güney aydınlığı geçmişte uzmanlaşmışız, kuzey aydınlığı gideceğimiz yer. Böyle bir tanımı astrolojiye yakıştırmıyorum arkadaşlar. Bu bildiğiniz yani ilkokul çocuğuna öğretilen bir şey. Güney aydınlığında şunu anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Evet, geçmişinizin tüm belki kodlamalar orada. Ama daha çok geçmişinizde bir nevi kara delik gibi oluşmuş. En temel acılarınız orada arkadaşlar. Yani burada ne görüyoruz? Demek ki bir aileyle ilgili bir acı durumu var ve Neptün karşıt. Bir hayal kırıklığı, bir acı yaşamış geçmişte. Ve bu hayatta da bunu aşması için işte insan sorunlarından o yüzden Neptün, Kuzey Ay düğümüne oğlakta arkadaşlar. Yani toplumun bu tür sorunlarına ilgilenmesi gerekiyor. Bakın Uranüs de var burada. Oğlakta. Yani bunu belki de bir meslek olarak da yapabilir. Yani yaptığı şeyle şu anda ben yaptığını çok doğru görüyorum. Sürekli insanların sorunlarıyla ilgilenmesi, sürekli bu konularda sesini yükseltmesi. Aslında tam da hani oğlak arketipinde bir tarafta da topluma görünmek var arkadaşlar. Topluma görünmek. Ve bunu çok güzel şekilde yaptığını düşünüyorum Ezel'in. Ve gerçekten haritasını incelediğinde çok dikkatimi çekti. Kişilik olarak da çok beğendim. Hani belki birçoğunun şöyle dövmeleri var, bilmem nesi var. Böyle şey gelebilir. İşte o da onun sıra dışı yanı. Yani haritadaki o kombinasyonları zaten onu gösteriyor. Ve özünde bir insan, yani sadece bir insanları dövmesiyle veya işte görünüşüyle değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu içinde çok derin yaşadıklarının ne kadar derin olduğunu, işte güney ay düğümüne karşı olan bir Neptün, işte ayı kovada toplum sorunlarla ilgili Merkür'ü Şiron'la kavuşmuş. Geçmişle ilgili zaten belli yaralanmaları gösteriyor. O yüzden haritaları incelerken bir bütün olarak görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kişilerin böyle çok basit görünen yanları değil. İşte Venüs'ü, Mars'ı, Aslan'da bu kişi mesela Venüs, Mars tutkulu olur. Aslan da görünmekten, takdir edilmekten keyif alır falan. Evet, bu etkisi de var ama ayağa karşı. Aslan kendisini duygusal olarak isyankar olmakta görüyor arkadaşlar. Ve bu kişinin zeki olduğunu anlıyorum ben Ay Kova'da. Bugün arkadaşlar size farklı bir kişi, bir profilin videosunu yapmak istedim. Özellikle Ezel gibi gerçekten ben çok beğendiğim bir kişilik. Yani ben böyle isyankar duygum çok fazla. O yüzden böyle kişileri çok seviyorum. Sıra dışı kişileri çok seviyorum. Ezel'in de kişiliğini çok sevdim. Bugün böyle bir video yapmak istedim. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.